Bir senelik aradan sonra yeni bir yüzleşme ile karşınızdayım. Bugün benim için çok önemli bir gün. Bugün benim için çok heyecanlı bir gün. Bugün kalbimin ağzında attığı bir gün. Çünkü ben bugün bir dini insanıyla yüzleşme yapıyorum. Yanımda Acıbadem Üniversitesi öğretim üyesi ve ilahiyatçı Emre Dorman var. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. İyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Yüzleşmeye hazır mısınız? Ee, hazırız. Çok lafı hemen sorularımı sormak istiyorum. Çok heyecanlıyım çünkü. Küçüklüğümden beri böyle bu konulara çok meraklıydım. İşte Allah, din. Çünkü kafamı çok kurcalıyordu. Ve din konusunda ne zaman bilgili birini görsem hemen yanına yanaşır işte sormaya başlardım sorularımı. Bir süre sonra hep şunu şey yapardı karşımdaki insan. Aman tövbe de dinden çıkarsın. Allah ışık koşarsın. Kafir olursun. Bak böyle yaparsan olmaz. Şunu sormak istiyorum sorularıma başlamadan önce. Dinden çıkmadan, kafir olmadan soru sormanın bir yolu var mı? Şimdi Başak Hanım öncelikle şunu ifade ederek başlayayım. Din adamı olarak ifade ettiniz ya aslında İslam'da din adamı sınıfı yoktur. İslam'da herkes ancak dinin adamı olur. Ve bu kadın olsun erkek olsun fark etmez. Herkes bireyisi olarak Allah'a teslim olmakla, Allah'a inanmakla ve Allah'ın vahyinin gereklerini yapmakla mükelleftir. Ve bu sadece Allah'la kul arasındaki bir ilişkidir. Bir başkasını ilgilendiren bir konu değildir. Bu anlamda aslında İslam bireysel bir inanç sistemidir. Ve İslam'da din adamı, din otoritesi, işte ruhban grubu ya da işte kilise gibi bir otoritenin olması benim kendi kişisel görüşme kanaatince zaten mümkün değildir. Buna başlayayım. Sorunuza gelince, şimdi tabii bakın felsefi açıdan da baktığımız zaman mesela Platon felsefe merakla başlar der. İnsan merak eden bir varlıktır. Yani insanın yaratılışında zaten bu kodlanmıştır. Yaratıcı tarafından kodlanmıştır. İnsan akıl verilmiştir ve o aklını gerektiği gibi kullanması istenmiştir. Dolayısıyla bir insanın soru sormasından, bir şeyleri merak etmesinden, bir şeyleri öğrenmek istemesinden daha tabii bir durum yoktur. Eğer din gerçek anlamda doğru bir şekilde öğrenilirse zaten dinin de insanlara yapmak istediği ve insanları yönlendirmek istediği şey budur. Soru sormak. Mesela en temel varoluşsal sorularımız dediğimiz bu dinin de felsefenin de temel konularıdır. Mesela kimim ben? Neden varım? İşte varlığımın bir anlam ve amacı var mı? Ya da beni kim var etti? Beni biri var ettiyse beni var edene karşı benim görev ve sorumluluklarım neler? Ve aynı zamanda onun var ettiği diğer şeylere karşı görev ve sorumluluklarım neler? Öyle ya diğer insanlara karşı, çevreye karşı, doğaya karşı, bu gezegeni paylaştığımız canlılara karşı görev ve sorumluluklarım neler? Bu anlamda soru sormak kadar tabii bir şey yoktur. Ama maalesef ki bizim e, klasik geleneksel din anlayışımızda her şey aşağı yukarı 1300 sene önce e, tamamlanıp bitirildiği ve işte yorum kapısı, iştahat kapısı denilen şey kapatıldığı için yani o dönemde insanlar ne anladıysa dinden hmm bizim de bugün bunu anlamamız gerektiği, o yorumları takip etmemiz gerektiğiyle ilgili geleneksel bir yaygın anlayış olduğu için maalesef yeni sorulan sorulara karşı bu tarz tepkiler oluşabiliyor. Bu birincisi. ikincisi samimiyetle söylüyorum zaten soru sorduğunuz insanların da önemli bir çoğunluğu, genelleme yapmayalım haksızlık olmasın ama önemli bir çoğunluğu zaten sizin sorduğunuz soruya cevap verebilecek bir donanımda değiller. O yüzden verecek bir cevabı olmadığı için söyleyeceği tek şey genelde işte bu tarz soruları sorma. Evet. Bu tarz soruları sorarsan dinden çıkarsın. Bakın din bir evin kapısından girip çıkmak gibi bir şey değildir. Dolayısıyla dinden çıkmak gibi bir şey bu anlamda kullanmak da çok doğru değildir. İnsanı tabii ki aklımıza bir takım temel sorular gelebilir. Mesela Allah'ın cinsiyeti var mı? <laughs> Mesela Allah erkek midir, kadın mıdır gibi bir soru bir insan aklına gelebilir. Ama Kur'an-ı Kerim öyle bir varlık anlayışı ortaya koyar ki Allah'ın insan türünden olmadığını, Allah'ın herhangi bir cinsiyetle tanımlanmasının mümkün olmadığını anlarız. İnsanın zaten bakın inancını gerekçelendirmesi gerekir. Yani mesela bir insana sormak lazım, bir Müslümana diyelim ki sormak lazım neden Müslümansın diye. Yani bu insanın bir Budist, bir Hindu ya da bir Hristiyan değil de Müslüman olmasının bir açıklaması olması gerekir değil mi? Yani sadece Müslüman bir anne babanın evladı olarak dünyaya gelmesi tatmin edici bir açıklama değildir. Bu anlamda insanın inandığı şeyin neden inandığının farkında olması gerekir. Ve bunu temellendirmesi, gerekçelendirmesi gerekir. Bunu yapması için de soru sorması gerekir. Ve bu sorularına tatmin edici, ikna edici cevaplar bulması gerekir ki inancına karşı sağlam bir dayanağı ve güveni olabilsin. Arada bir şey söylediniz. kişi i̇şte Allah uyumaz, Allah dinlenmez, onun bizim gibi fiziksel ihtiyaçları yoktur diye. Ama mesela şurada bir şunu zaten hep duyduk bunu işte Allah'ı insani özellikleri Allah'a verme ya onu onunla o kefeye koyma onu öyle düşünme diye. Ama mesela ben şu soruyu hep sorarım derim ki ya bu koskocaman bir evren Allah'ın böyle bir evreni yaratmaktaki motivasyonu neydi diye sordum da geldi şu cevapla karşılaştım. Allah bilinmezdi, bilinmek istedi. Açık konuşmak gerekirse bu bana çok egolu geliyor. Yani çünkü baktığınız zaman benim YouTube kanal açmamın sebebi de o. Bilinmezdim ve insanlar beni bilsin istedim. istedim. O yüzden şunu sormak istiyorum. Gerçekten Allah'ın şu koca kainatı yaratmaktaki motivasyonu Neydi? Şimdi Başak Hanım yalnız soruların doğru cevapları olmaz. Öncelikli olarak Allah'ın göndermiş olduğu vahiyinde, vahiyinde yani Kur'an-ı Kerim'de ben gizli bir hazineydim, bilinmek için her şeyi yarattım şeklinde bir açıklaması yoktur. Bu bir takım rivayetlerde geçer. Doğru, doğrusu birçok muhaddis de yani hadisçi de bunu sahih güvenilir bir hadis kabul etmemiştir. Daha çok tasavvuf kaynaklarında kullanılan bir anlayıştır. Önce bunu bir ifade edelim açıkça söylemiş olalım. Şimdi mesela ben şöyle bir soru sorarak aslında size cevap vermeye çalışayım. Mesela Başak Hanım'ın şu anda benimle program yapmasının nedeni nedir diye bir soru sorsa muhtemelen siz şöyle bir cevap vereceksiniz. Çünkü Başak YouTube kanalı olan, YouTube'da çeşitli yayınlar yapan ve kendine bunu işte e, misyon edilmiş bir insandır. Dolayısıyla Başak Hanım'ın YouTube'da e, program yapması beklenen bir şeydir zaten öyle değil mi? Ya da bir ressam düşünelim. Mesela bir ressama sen neden resim yaptın diye soru sormak çok isabetli bir soru olmayacaktır. Neden? Çünkü ressamı, ressam yapan şey zaten resim yapmasıdır. Dolayısıyla Allah'ı da Allah yapan şey zaten yaratıcı olmasıdır. Yani Allah dediğimiz zaman biz zaten varlığı kendinden olan, başlangıcı sonu olmayan, yaratan, yoktan var eden bir varlığı tarif etmiş oluruz. Allah'ın zaten bu anlamda niteliklerini tarif etmiş oluyoruz. Dolayısıyla Allah varsa zaten yaratmanın olması beklenen bir şeydir. Yani bu potansiyelini kullanması beklenen bir şeydir. Bu anlamda Allah tabii ki yaratacaktır. Ha şu sorulabilir. Allah neden yaratmıştır ya da neden yaratmayı tercih etmiştir? Yani var olmak yok olmaktan çok daha anlamlı ve değerlidir. Her türlü olumsuzluğa ve kötülüğe rağmen. Bakın sağlıklı bir bünyeye sahip, zine sahip hemen her insan var olmak isteyecektir. Hatta insanlar en olumsuz şartlarda bile hayata tutunmaya çalışıyorlar değil mi? Mesela savaşın ortasındayken, ortasındayken bile insanlar bir şekilde yaşamda kalmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü içimizde var olma ile ilgili bir arzu var ve bu bizi yaratan tarafından içimize konulmuş. Var olmak yok olmaktan güzeldir. Allah da güzel olanı tercih eder. Bu bir ikincisi sadece var olmak değil. Mesela şu anda bu işte sehpa da var hı hı. ama varlığın farkında değil. Aynı zamanda varlığın farkında olmak da güzel. Mesela birçok cansız varlığı biz biliyoruz ki varlıkların farkında değiller. Ama insan hem var hem de varlığının farkında. Sadece kendi varlığının da farkında değil. İşte yaratıcısının varlığının farkında. Ee, evrenin varlığının farkında, yıldızların, bulutların, yağmurun, denizin, çiçeklerin, diğer canlıların her şeyin farkında ve bu aslında gerçekten e, anlamlı ve değerli kılan şey. Yaşamı anlamlı ve değerli kılan şey hem var olmak hem de farkında olmak. Mesela farkında e, olan varlıktan olmadığı bir evren hayal edelim. Aynı şekilde her şey yaratılmış olsun, e, cansız her şey var olsun ama ya da bilinç sahibi olmayan canlılar da var olmuş olsun. Ama bu evreni anlayabilecek, anlamlandırabilecek, sorgulayabilecek, tüm bunların anlamı nedir sorusunu sorabilecek, düşünebilecek bir varlığın olmadığını düşünelim. Yani gözlemci bir varlığın olmadığını düşünelim. Hı hı. Bu anlamda evrenin bir anlamı olur muydu? Bence olmazdı. Benim de bununla ilgili bir sorum var. Evet. Bakın dedim ki ben de sorularımda çok ileri geldiği için sormak istiyorum. İnsanın olmadığı zamanlar doğmuş dünya üzerinde değil mi? Tabii. Ve şimdi bir bir, bir olay oldu, bir nükleer patlama oldu vesaire bir şey oldu. E, ve insan ırkı dünya üzerinden yok oldu. Yani Tanrı'yı bilecek bilinç artık yok. Bu Tanrı'nın da yok olması anlamına gelmiyor mu? Tanrı'nın yok olması anlamına gelmez. Niye gelmez? Çünkü zaten bir varlık Tanrı ise onun yokluğu zaten düşünülemezdir. Demek ki burada aslında önemli olan insanın varlığının farkında olması ve insan için var olmanın güzel bir şey olması. Allah güzel şeyleri yapar dedik ya. Yani insanın yaratması başlı başına insan ihtiyaç duyduğu bir şey. İnsana bu güzelliği tattırmak istiyor Allah. Ve insanı sorumlu kılarak insana bir güven duyuyor aslında aynı zamanda. Hatta mesela eğer ki Allah bizi insan olarak yaratmayı tercih etmemiş olsaydı Mesela evrimsel açıdan baktığımızda işte farklı mutasyonların oluşması, işte evrim makarasının farklı şekillenmesiyle mesela biz bir sümüklü böcek de olabilirdik, ne bileyim bir salyangoz da olabilirdik. Yani bunun engel bu durum yok. Ama Allah'ın bizi insan olarak yaratması aslında bizi seçmesi ve bize değer vermesi anlamına geliyor. Ve bunu ihtiyaç duyan da insan. Aslında tam da işte bilmek isteyen insandır. Ve Allah da insanı varlık sahasına çıkartarak hem kendi varlığını, hem yaratıcısının varlığını, hem de içinde bulunduğu bu evrenin varlığını bilmesini istiyor ve onu sınıyor, imtihan ediyor bu anlamda. Buradan bana evrime bir atıfta bulunduğunuz sonra oraya bir gelmek istiyorum. Aslında direkt evrimi sormayacağım size ama şunu soracağım. Kur'an'a göre baktığınızda Adem ile Havva'nın yaşı aşağı yukarı taş çatlasın 25 bin 30 bin. Kur'an'dan böyle bir bilgi çıkmaz. Kur'an'dan böyle bir yani, bilgi çıkmaz. Yani tarımla uğraşmalarından... Yok yok hiç yani şöyle bakın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in özellikle bilinç sessizlikleri vardır. Bu tamam. ne demektir? Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim bize yaratılıştan bahseder. Ama bakın Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı değildir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bize evrim anlatacak değildir. Ya da yaratılışı anlatacak değildir. Ama evrim Tanrı'yı inkar eder dedi bir e, Yok. Bir var. Ya O inanış işte o da bir inanış. Yani evrimsel biyolojinin Tanrı'nın varlığı ya da yokluğuyla bir ilişkisi yok ki. Yani evrimsel biyoloji Tanrı'nın varlığını inkar etmek ya da yaratılışı reddetmek üzere kurgulanmış bir şey değil ki. Yani böyle bir derdi yok. Ama ruhu mesela. yok ediyor. Yani yok. evrim ruhun... Hayır canlının oluşum sürecini yani. ve birbirine etkileşimini anlamaya çalışıyor aslında. Bilimin hiçbir dalının Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu bir derdi yok. Evet aynen öyle. Ama bu insanların böyle bir problemi var. Evet. Yani şimdi siz ya yaratılış ya evrim diye iki seçenek arasında bırakırsanız insanları yani işte evrimi tercih edenlerin yaratılışı inkar etmesi dışında bir seçeneği kalmaz. Yaratılışı tercih edenlerin de evrimi inkar etmesi dışında bir seçeneği kalmaz. Ama pekala Allah dilerse canları evrimsel bir süreçte yaratmış olabilir. Allah'ın kudreti açısından buna engel bir durum yok ki. Ama Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın canları yarattığı ifadedir ama bu yaratma aşamaları veya yaratmayı nasıl yaptığı ile ilgili bir açıklama yapılmaz. Neden biliyor musunuz? Ankebut suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Dişi örümcek demektir. Ankebut suresinin 20. ayetinde Yeryüzüne dağılın ve yaratılışın nasıl başladığına bir bakın der. Hı. Bu ne demektir? Yani bunu keşfedecek olan insanlar. Anladım. Allah dilerse evrimsel bir süreçte de yaratabilir. Allah dilerse pat diye bir anda da yaratabilir. Allah'ın kudreti açısından bu ikisi de mümkündür ve hiçbir problem değildir. Yani. Evrime inanmak sizi dinsiz, Allahsız yapmaz. Zaten Ancak... bu bilim tarihine de aykırı bir şey. Yani Darwin'in kendisi ateist değildi ki. Evet. Yani Darwin türlerin kökenini yazdığı zaman Tanrı'ya atıflarını görebilirler. Türlerin kökeni Türkçesi de var okuyabiliriz izleyicilerimiz. Yaratılışın muhteşemliğine atıflarını görebilirler. Öte taraftan Darwin bu teoriyi ortaya koyarken e, yaratılışı alternatif olsun diye de koymamıştı. Ama daha sonradan biraz biraz da Marx Engels falan materyalist felsefenin de e, etkisiyle yaratılışı alternatif bir teori olarak sahiplenildi ve sanki ateist materyalistlerin savunduğu teori evet. evrimdir. Dindarların savunduğu şey de yaratılıştır gibi böyle bir ikilik ortaya çıktı. Şimdi benim kendimi çok dışlanmış hissettiğim bir bilgi var İslamiyetle alakalı. Beni gerçekten İslamiyetten bir tık soğutanda bir şey olduğunu söyleyebilirim bunun. Yıllarca çocukluğum boyunca hep şunu duydum. Hepimiz Hazreti Muhammed'in yüzü suyu hürmetine yaratıldık. E, bu sor Bunu duyduğum zaman hep kendimi çok dışlanmış hissederdim. Bir de şu var mesela bir de cümle var ki işte Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Evet. E, 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 bu, bir, bir tarafta bu var bir tarafta hepimiz onun ondan önceki peygamberlerin hiçbir şey hatırı yok. Ondan önce yaşayan insanların hiçbir şey yok. Benim hiçbir hatırım yok. Niye hepimiz onun için yaratıldık? Bana Şimdi bu çok bakın bu da şey bu da doğru bildiğimiz yanlışlardan. Şimdi dini konulardaki en büyük problemlerimizin başına zaten doğru bildiğimiz yanlışlar geliyor. Yani o kadar fazla yanlış bilgiye sahibiz ki bu da bunlardan bir tanesi. Ben işte 101 Soru'da Kur'an kitabında da bu soruyu işledim. Daha önce İslam ne dedi kitabında da bu soruyu işledim. Şimdi Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in tıpkı kendisi önceki Nebi ve Resuller gibi yani peygamberler gibi bir insan olduğunu ve insanlar arasında seçilmiş üstün ahlaka, güzel ahlaka sahip bir insan olduğunu ama insan olduğunu vurgular. Sadece bir insan için Allah'ın tüm alemi, kainatı veya insanla yarattığını düşünmek zaten Kur'an'la çatışır. Kur'an'la çelişir. Bu niye bu kadar yayılır? Bu niye bu, bu kadar yayıldı? Çünkü bu aslında bize Hristiyanlıktan geçmedir. Bu cümleleri birebir bütün alemin, bütün varlığın Hz. İsa için yaratıldığına dair Hristiyan pasajlarından görebilirsiniz. Hmm. Bu aslında biraz dinler arası yarış gibidir. Yani yok sizin işte peygamber, halbuki Hz. İsa da İslam peygamberidir ama hani yok sizin peygamberiniz için yaratılmadı, bizim peygamberimiz için yaratıldığı mantığıyla çocuksu bir anlayışla uydurulmuştu bu tarz rivayetler. Bunlar uydurulmuş rivayetlerdir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah açıkça ben insanları ve kulları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım der. Ve hanginizin daha güzel işler yapacağınızı görmek için ölüm ve hayatı yarattık der Kur'an-ı Kerim mesela aynı şekilde. İslam'a göre, Kur'an'a göre Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar gelen tüm Nebi ve Resuller İslam peygamberidir zaten. Yani hepsi ortak bir kaynaktan beslenirler. Ortak bir mesajı iletirler. İslam mesajıdır bu da. Allah katında din İslam'dır ayeti bunu çok açık bir şekilde söyler. Ya da daha önce Allah Nuh'a ne vahyettiyse, İbrahim'e, İshak'a, İsmail'e, Yakub'a ne ne vahyettiyse Musa'ya, İsa'ya vahyettiyse sana da onu vahyetmiştir der Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla gerek kaynak açısından gerekse o kaynaktan gelen bilginin insanlığa duyurulması, tebliğ edilmesi açısından hiçbir farklılık yoktur. Hepsi İslam peygamberidir. Hepsi bizim için bizim peygamberimizdir. Aralarında ayrım yapmamız söz konusu değildir. Dolayısıyla Peygamberimiz de dahil bütün Peygamberler de aynı şekilde diğer insanlar gibi hesaba çekileceklerdir. Onlar da sorulacaktır. Onlar da hesap günü Allah'ın huzurunda bulunacak ve cevap vereceklerdir. Bu açıdan bu bilginin doğru bir bilgi olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi siz insani bir vicdani bir isyanda bulundunuz değil mi bu soruyu sorarken? Evet. Dediniz ki ya ben vicdan bunu kaldırmıyor, benim fıtratım bunu kaldırmıyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Rum Suresi'nin 30. ayeti vardır. Orada der ki fıtrattan yaratılıştan size verilen dine yönelin. Halis arı duru din odur. Bu ne demektir? Bakın ben öğrencilerime de söylerim. Mesela Kur'an-ı Kerim'i bir kez olsun okumuş olmayın. Ama eğer ki aklınızı doğru kullanabiliyorsanız, vicdanınızı bozmamışsanız, fıtratınızı, yapınızı bozmamışsanız, herhangi bir konuyla ilgili dinin bir bilgi geldiği zaman size, eğer bunu vicdanınız, eğer ha. bunu fıtratınız kaldırmıyorsa, emin olun orada bir, oraya bir şerh düşün, orada bir problem vardır. Yani az önce sizin vicdanınızın bunu kaldırmamasının sebebi de budur. Birçok konuda da emin olun böyledir. Çünkü Allah insan yaratmış olduğu akıl, fıtrat ve vicdanla insanı sorumlu tuttuğu dini birbirle çatıştırmaz. Yani sizin vicdanınıza, fıtratınıza aykırı bir şey Allah'ın sizi sorumlu kıldığı bir şey olmaz. Bu, bu, soruyu sormayacaktım ama yeri geldiği için sormak istiyorum. Ben videolarımda genelde İslam'la ilgili bir şey söyleyeceksem mutlaka araştırıyorum. Kur'an'a bakıyorum, çevirilerine bakıyorum ve bunu o şekilde videolarıma söylüyorum. Ve bu konuda birçok kişiden şey alıyorum. Şunu diyorlar işte sen Kur'an'ı anlayacak kapasitede değilsin. O bilgide değilsin, o altyapıda değilsin. Kur'an'ı ilk da anlayamazsın. Ve bunu onlar çok ciddi almıyorum ama ilahiyat okuyan öğrencilerden de böyle mailler aldım. Direkt diyorlar ki sen bunun bunu anlayamazsın. Bu gerçekten yani Kur'an herkesin anlayabileceği kapasitede bir kitap değil mi? Yani sadece ilahiyat okuyanlar mı anlayabilirler bunu? Tüm insanlığa gelen bir elçi ise Hz. Muhammed. E, bu anlamda İslam son inanç ise yani Kur'an-ı Kerim son vahiy ise Hz. Muhammed son nebi ve son resul ise bu anlamda. Demek ki yeni bir din, yeni bir vahi, yeni bir peygamber gelmeyecektir. Bu konuda Aha. anlaştık değil mi fikiriz. Peki durum böyleyse o zaman Allah'ın insanlığa son hitabı bu kitaptır. Evet. Şimdi eğer ki bu kitabı sadece insanların bir zümresi, bir grubu anlayabilecekse bir tek o insanların bu kitapla ilgili sorumluluğu oluşur. Yani bu kitabı eğer ki bir insan anlayamıyorsa anlayamadığı şey üzerinden bir sorumluluğu oluşmaz zaten. Çok güzel. E, o zaman insanın Allah'ın huzuruna geldiği zaman Allah'a karşı bir bahanesi olmaz mı? Yani evet bir kitap göndermiştin doğru. Ben açtım okudum onu anlamadım. Dolayısıyla anlamadığım için de uygulayamadım demek gibi bir bahanesi ya da bir gerekçesi olabilir. Allah böyle bir şey izin verir mi? Asla izin vermez. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bakın, ey insanlar hitabı vardır, ey inananlar hitabı vardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde ey alimler diye hitap yoktur, ey Araplar diye hitap yoktur, ey Arapça bilenler diye hitap yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in dili evet Arapçadır. Bu bir dille gelecekti. Peygamberimiz Arapça konuşan bir toplum içerisinde olduğu için bu Arapça geldi. Ama bu Arapçayı diğer başka bir dilden üstün tutmaz ki ya da bu dinin dilinin Arapça olduğunu göstermez. Tabii ki herkes kendi dilinde inancını öğrenmek, okumak ve hayatına taşınmakla mükelleftir. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim her seviyeden insanın anlayabileceği e, açıklıkta ve gerçekten insana hitap ettiği için bakın evet Kur'an-ı Kerim e, Allah'tan geldiği için insanlarda böyle bir maalesef ön yargı oluşuyor. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'tan geliyor doğru ama muhatabı insan. E dolayısıyla insanın seviyesinde geliyor Allah'ın ayetleri. İnsanın anlayışında, idrakinde geliyor. Amacı nedir bunun? İnsan anlasın ve uygulasın. Yani düşünebiliyor musunuz? Allah hem insanları sorumlu tutacak bir şeyden hem de o sorumlu tutacağı şeyi anlaşılmaz kılacak. Sonra da insanlara sen bunu niye anlamadın veya niye uygulamadın diyecek. Bu alan adaletle örtüşmez. Herkes konuşur ki anlaşılmak istedim. Mesela siz siz bana bir soru soruyorsunuz. Ben anlaşılmak istiyorum. Kendimi ifade etmek istiyorum. Ya şimdi herkes anlaşılmak ister de Allah anlaşılmak istemiyor olabilir mi? Bu sorum tam yerine getirdiniz. Yani planlasak bu kadar olmaz. Şimdi şöyle bir durum var. Ben mesela bir tane çok ünlü bir sure var biliyorsun. Nebe suresinde işte göğüsleri, cennet vaadinden bahsediyor. Şu göğüsleri yeni tomurcuklanmış kızlar. işte içki kaseleri falan filan. Ben işte özellikle videomda Diyanet İşleri'nin çevirisini aldım ki bu arada birçok çevire baktım. Hepsi aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Ve hemen aşağıya cevaplar geldi. İşte yanlış çeviri, yanlış çeviri falan. Ben birçok okuduğum kitapla da şunu fark ediyorum. Yani bir tane kitap okudum mesela. Orada da İslam araştırmaları yapan bir beyefendi yazmış bunu. Diyor ki ne zaman bir çeviri İslamiyetle ilgili ki adam sadece bunun üzerine araştırma yapan biri hemen İslam çevirdiğin yanlış çeviri yanlış çeviri ve diyor ki neyse bunun çevirisi Allah aşkına bir yapın bir bebele edin ve ondan sonra biz bunun üzerine konuşalım İslam'ı araştıralım çünkü her bir şey söylediğinde ya ya bu bu kadar ya ben artık şey düşünmüşüp planmaya başladım zamanı ruhuna göre. E çeviriler değişiyor. Çünkü bundan 100 yıl önce 15 yaşındaki bir kızla evlenmek çok sıkıntı değilken şu anda bu ülkede sıkıntı ya da bu dünya sanatlarında sıkıntı. Acaba diyorum zamanı göre çeviriyi mi değiştiriyorlar? Şimdi bakın ben size çok açık bir düşüncemi paylaşayım sizinle. Kur'an-ı Kerim 7. yüzyıla vahyedildi. Tamam. 1430 küsur sene oldu Kur'an'ın vahyinden. İnsanlık şu anda 21. yüzyıl insanlığı Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu ilkelere ulaşabilmiş değil. Ben bunu size çok açık söyleyebilirim. Bu ne demektir? Yani insanlık hala Kur'an'ın gerisinde. Dolayısıyla Allah'ın hükümleri hiçbir zaman çağa göre değişmez. Ne değişir biliyor musunuz? İnsanların anlayışı ve zihniyeti değişir. Yani sizin kültürel olarak örfünüz, adetiniz, genlerinizde olan bir şeyi siz din kılarsanız, Zamanla insanlar o kültürü terk eder, örfü adet terk eder. Siz de o din değişiyor veya dinin değişmesi gerekiyor veya reform dinde ihtiyaç var gibi bir şey anlamaya başlarsınız, algılamaya başlarsınız. Allah'ın hükümlerini hala insanlık ulaşabilmiş değil. Bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Yani isteyen insanı istediği tartışabiliriz bunu. Sizin sorunuza gelince bu anlamda Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin, tercümelerin de çağa göre, döneme göre bir değişiklik söz konusu olmaz. Ama ne var? Bakın şu var. Kur'an meallerinde teknik hatalar var mı? Evet var. Peki bu teknik hataların neler olduğu bilimsel akademik çalışmalarla ortaya konuyor mu? Evet konuyor. Bunların düzeltilmesi gerekir mi? Düzeltilmesi gerekir. Dolayısıyla e, gerçekten orijinal metne sadık, e, doğru yalın bir dil kullanarak e, meallerin hazırlanması gerekiyor. E, ve bir takım e, ön bilgilerden, geleneklerden, örflerden arındırılmış bir şekilde o meallerin hazırlanması gerekiyor. Şimdi bakın siz eğer ki bir inancınızı Kur'an'ı söyletmek isterseniz, evet o ayette geçen kelimeye istediğiniz gibi anlam yükleyebilirsiniz. Mesela basit bir şey Nisa Suresi 34. ayetinde bu kadının dövülme meselesi. Peki gözleri tam uçuklanmış kızlar? Hayır Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifade geçmiyor. Onu da tamamen e, bu, şimdi bakın bu biraz zinet meselesi. Yani siz ne görmek istiyorsanız, ne anlamak istiyorsanız ona göre bir anlam veriyorsunuz. Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'de gösteri yeni tomurcuklanmış, yeşil, dilber kızlarla ilgili bir açıklama yer almaz. İşte üzümlerden bahseder, üzerinden henüz oturulmamış koltuklardan bahseder. E, Nisa 34'te dedim ya kadın dövme meselesinde olduğu gibi şimdi gelenekte erkeğe karısının neden dövdüğünü sorulamayacağıyla ile ilgili bir rivayet vardır ve bu peygamberimiz üzerine uydurulmuştur. Şimdi siz bunu din olarak alıyorsunuz değil mi? Siz bunu din olarak alırsanız Nisa suresi 34. ayetteki darabe ifadesine de ha bu vurmak dövmektir. E zaten rivayette de vardı. Bu demek ki burada kadını dövmekten bahsediyor diye o anlamı verirsiniz burada ve bu hataya düşersiniz. Halbuki darabe kelimesi çok anlamlı kavramlardan bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de birçok kavramı olduğu gibi uzaklaşmak, çıkmak, ayrılmak gibi anlamları vardır Kur'an-ı Kerim'de ve bunlar kullanılır. Ve ayetin bağlamına baktığınız zaman bir kere dövmekle ilgili hiçbir türlü bir şey çıkarmanız mümkün değildir. Ama işte diyorum ya gelenekte bu algı olduğu için erkeğin karısını dövebilmesini bir hak olarak ona tanınmış bir şey olarak kabul edildiği için ve bunu Kur'an-ı Kerim'den çıkarmak mümkün olmadığı için işte bu ayetteki ifade eden hareketle oraya dövme eylemini sıkıştırırsınız, koyarsınız. Tercüme bunu yansıtırsınız. Yani bir şey yanlışsa Adem Aleyhisselam döneminde de yanlıştır, bugün de yanlıştır. Değişmez. Bir tavsiye edeceğiniz bir tercüme var mı peki? Ya tabii ki çok kaliteli tercümeler var. Erhan Aktaş Hoca'nın mesela meali çok güzel bir meal. Erhan Aktaş, Ork sayfasında ücretsiz pdf'si de var. Oradan indirilebiliyor. Bu arada Emre hocanın da çok enteresan bir şey söyleyeceğim onunla ilgili size. Buraya geldiğimde öğrendim. E, Emre hocanın mesela şu an 101 soruda Kur'an diye bir kitabı var. E, ve kitabıların hiçbirinden, bugüne kadar çıkarttığı kitapların hiçbirinden e, telif almamış. Almamayı da devam ediyor. Bu yüzden kitapların fiyatı çok uygun. Aynı zamanda internet sitenizden de pdf evet. olarak hiçbir ücret ödemeden kitaplarını indirebiliyorsunuz. E, ve TV8'de program yapıyor biliyorsunuzdur belki. Orada da hiçbir şekilde ücret almadan e, bunu yapıyormuş. Yani ben bunu ilkesel bir şey olarak kendim yani din üzerinden para kazanılmasını doğru bulmadığım için ben üniversitede öğretim üyesiyim. Geçimi sağlayabiliyorum. Dolayısıyla böyle bir şey ihtiyaç duymuyorum. Bu programlardan ya da kitaplardan para alan insanlara da bir şey demiyorum. Yani ben bugüne kadar hiç kimseyi zaten bununla ilgili yargılamadım ya da yadırgamadım. Onların da kendi tercihidir. Bilemem bu parayı ne yapıyorlar, ne için kullanıyorlar. Ama ilkesi olarak din üzerinden hiçbir şekilde menfaat elde edilmemesi ve para kazanmaması gerektiğine inandığım için bunu yapıyorum. Bunu da bu ahlakı da Kur'an-ı Kerim'den alıyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki bütün peygamberler kavimlerine gelip dini tebliğ ettikleri zaman biz sizden hiçbir ücret istemiyoruz, hiçbir karşılık istemiyoruz diyorlar. Dolayısıyla Allah'ın dini anlatılırken bir karşılık beklenmez. Karşılık sadece Allah'tan beklenir. Bunun internete konması, mesela ücretsiz olarak pdf'si internete konması hem ekonomik anlamda kitabı alma gücüne sahip olmayan insanların bunu okuyabilmesine bir imkan tanıyor. Hem de yurt dışında olup kitaba evet. ulaşma imkanı olmayan insanlar da mesela kolayca kitaba ulaşma imkanını tanıyor. Neticede yani ben bütün kitaplarımı yazma amacım aslında insanları Kur'an'a yaklaştırmak, insanların Kur'anla buluşmasını sağlayabilmek, yani Kur'an'ı okumalarını sağlamak. Hatta ben bu kitabı yazdığım işte 101 soru cevap. Ama kitabın girişinde şunu söyledim. Ya bu kitap bir fetva kitabı değildir. Çünkü fetva sadece Allah verir. Dolayısıyla bu benim Kur'an'ı anlayabildiklerimdir. Siz Kur'an'a gidin bakın. Yani siz Kur'an'ı anlayın, Kur'an'ı okuyun, kendiniz görün. Benim bir hatam varsa siz beni düzeltin, ben de telafi edeyim, bunu düzelteyim. Dolayısıyla hani bu kitaplar aslında din kitabı da değildir. Çünkü dinin tek kitabı vardır. O da Kur'an'dır. Çok güzel. Peki bu nebe suresine örnek verdim ya orada e, çünkü ben şey çok e, takmış durumdayım. Cennetin tasvirine açıkçası Kur'an'daki e, ve düşünüyorum ki şimdi burada çok büyük bir mantık hatası var bence. Neden? Çünkü ben şu an ölümlü bir başağım ve benim nefsimin istediği bazı şeyler var. Sevişmek olsun, alkoldür işte, gezmek, tozmak, eğlenmek ne olursa. Ama bunlar ölümlü başağın istediği şeyler. Ben ölümsüz olan ya yani öldükten sonra ölümsüzlüğe kavuşacak başağın ne tarz ihtiyaçları olur. Ne sever, ne sevmez bilemem ki. O yüzden bu anlatılan cennet, Kur'an'da anlatılan cennete baktığım zaman ee, belki yanlıştır. Ama işte dereler, işte yeşillikler, evet, vaatler çok değil. ölümlü insan için yapılan vaatlermiş şimdi şöyle. gibi. Ya şimdi tabii ki siz e şu andaki başak olarak e, kendi ihtiyaçlarınızı veya arzularınızı bilebiliyorsunuz. Ama siz tekrardan yaratıldığınız zaman ahirette nasıl bir başak olacağınızı bilmiyorsunuz. Dolayısıyla evet. belki de şu anda sizin yani ne var ki oradaki derede, oradaki işte yeşillikte dediğiniz şey belki orada en çok arzulayacağınız şey olacak. Ama bakın şimdi Kur'an-ı Kerim e, optimum bir kalımdan sahip. Yani bu ne demek? Kur'an-ı Kerim kesitlerden bahseder. Yani cennetle ilgili de. Bütün cenneti anlatmaz. Cennetteki her şeyi de anlatmaz Kur'an-ı Kerim. Ama mesela der ki cennette onların arzu ettikleri her şey vardır. Hmm. Şimdi bu ne demektir? Bir kere arzu ettiği her şey vardır demek. Her şey vardır demek. Ama aynı zamanda şu da var. Neleri arzu edeceğimizi de bilmiyoruz. Mesela şöyle sorular geliyor bana zaman zaman. Hocam işte ben spor arabalardan çok hoşlanıyorum. Acaba cennette Ferrari olur mu? Olabilir. Sen cennette Ferrari mi kullanmak istiyorsun? Olabilir. Yani olmasına engel bir durum yok ama cennette trafik olmayacağı ya da bir kargaşa olmayacağı belli. Sen gerçekten Allah sana Ferrari kullanıyormuş gibi bir hissiyat da verebilir. Ya da sen zaten cennete geldiğin zaman bu dünyadaki gibi bir arzun olmayabilir. Yani Ferrari kullanmak senin için çok anlamsız bir şeye dönüşebilir. Anlatabiliyor muyum? Ya bakın yani ben öyledir veya böyledir demiyorum. Ya geniş açıdan değerlendirmeye çalışıyorum. Şimdi insanlar neye takılıyorlar cennette ilgili? Doğru bir Kur'an okuması yapılmadığı için. Çok insandan duyuyorum ben. Aa yeşillik varmış, işte nehir varmış, bilmem o varmış. İşte Araplar bunlardan mahrum olduğu için, Arapları motive etmek için işte Allah bunları söylemiş. Ya bakın bir kere yeşillik, su, toprak, hayat zaten bunun üzerine bina edilmiş ya. Yani siz herhangi bir yerden bir insan bana gösterin. Bu insanı alıp güzel bir işte ne bileyim ormana, güzel ağaçların olduğu bir yere, işte güzel böyle bir yeşilliğin olduğu bir yere, bir dere kenarına, güzel bir malzeme oraya götürün ve yani sağlıklı bir zihne, ruhu hassa bu insan... Bu ne ya çok sıkıcı falan desin. Diyelim ki sıkılsın ama cennette zaten sıkılmak diye bir şey yok ki. Dolayısıyla oradaki her şey zaten size yani bu dünyada düşünün mesela herhangi bir şeyden zevk aldığınızda, keyif aldığınızda, haz duyduğunuzda onun maksimum seviyesi neyse onunla bile karşılaştırmayacak şekilde sürekli bir haz var. Sürekli bir mutluluk var, sürekli bir güzellik var. Ama insanlar şunu zannediyor. Yani elma yedim, işte muz yedim, ünlem yedim, işte çok mutlu olacağım. E bir süre sonra sıkılırım diyor adam. Sıkılamazsın çünkü sıkılmak diye bir şey yok. Öte taraftan mesela bu dünya hayatında bizi sıkan şeyler nedir? İşte nefsimizin olması, işte egolarımız, ne bileyim işte öfkeden, kinden yana ne varsa söküp alırız diyor cennet ehlinin içinden Kur'an-ı Kerim. E bu anlamda orada herkes kardeşler gibi olur diyor. Orada bir huzur var, orada bir mutluluk var. Şimdi bugün dünyada bakın en çok kullanılan ilaçlar nedir? Antidepresan evet, ilaçlar. Doğru. Ya mesela bazen ben sizin işte bu YouTube'dan Arada giriyorum spor falan yaparken. Böyle dinlendirici müzikler çıkıyor karşıma. Hı hı. Yani bakın hemen hepsi en az 100 milyondan fazla dinlenmiş. Güzel evet. Tüm dünyada. Bu ne demek? Ya demek buna ihtiyaç diyoruz. Adam gidemiyor ki ormana. Orman sesi, yaprak evet. hışırtısı. Kuş sesi. Kuş sesi, su sesi. <laughs> yani düşün böyle uygulamalar var şu anda mesela. Akıllı telefonlar indiriliyor değil mi? ya Herkesin rahatlama ihtiyacı var. Allah da cennette rahatlık vaat ediyor. Allah da cennette herkesin huzura ihtiyacı var. Allah cennette huzur vaat ediyor. E şimdi Allah da tabii ki cennete gidip kimse görmediği için cenneti bize nasıl anlatacak? Bu dünyada bildiğimiz şeyler üzerinden anlatacak. Yani nedir? İşte nehirlerden üzerinden anlatacak. E benim yeşillikler üzerinden anlatacak. İşte içecekler üzerinden anlatacak. Bir takım meyveler üzerinden, etler üzerinden anlatacak. Niye? İnsanlar çünkü gerçekten bunları da arzu duyuyorlar. Ha şu var. Ben başak olarak bunların hiçbir bana hitap etmiyor. Ama emin olun inşallah e, cennete giderseniz Cennette siz gerçekten o anda ne istiyorsanız zaten Allah onu nasıl vereceğini söylüyor. Ama tek tek başa göre liste, Emre'ye göre liste, Ayşe'ye, Fatma'ya göre liste diye Kur'an-ı Kerim'de liste yer almaz. Evet, Genel bir takım dediğim gibi şeylerden bahsedilir, kesitlerden bahsedilir ve işte candan istediği her şey var denilerek aslında bunun ucu açık bırakılır. Çok merak ettiğim bir soru. O yüzden bunu okuyarak yapmak istiyorum. Yanlış bilgi vermemek için. Şimdi siyasa İslam Araştırmaları Merkezi kurucusu Bill Warner, İslam'ın üç kitap kaynağı olan Kur'an, Hadisler ve Hazreti Muhammed'in hayatı üzerine bir araştırma yapıyor. Ve bu metinlerin %51'inde kafirleri olumsuz ve sevimsiz tasvir edilmiş olduğunu, Yahudi nefretinin ise Hitler'in kavgam kitabından %7 daha fazla olduğunu görüyor. Ben de bu bilgiler ışığında şunu sormak istiyorum. Gerçekten İslam hoşgörü dini midir? Şimdi bakın dini konuda gerekli olan her sorunun cevabı Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bu sorunun cevabı için de Kur'an-ı Kerim'in bir kez olsun doğru bir mealden anlaşılarak okunmasıdır esas olan şey. Bir kere okuyan bir insan şunu görecektir. Bir kere Kur'an-ı Kerim her türlü genelleme ve her türlü toptancı bakışa karşıdır. Bu ne demektir? Yani mesela diyelim ki Yahudileri eleştirir. Evet İsrailoğullarını eleştiren ayetler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Gayet tabidir çünkü İsrailoğulları Hz. Musa'ya ve birçok İsrailoğlu peygamberine etmişlerdir. Ama kimdir zulmedenler? O dönemde e, bu e, zulmü, haksızlığı yapanlardır. Allah onları eleştirir. Yani bu demek değildir ki bütün İsrailoğullarını Allah eleştiriyor veya bütün Yahudileri eleştiriyor demek değildir. Dolayısıyla ayetleri bağlamından anlamaktır esas olan. Şimdi mesela müşrikler konusu, Allah ortak koşanlar. Şimdi müşriklerle ilgili de çok eleştirel ayetler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ama hangi müşriklerdir bunlar? Allah'ın dininin yaşanmasına engel olan, Müslümanlara zulmeden. Yani düşün mesela bakın diyor ki ateşten bir çukur yapmışlardı. Sırf Allah'a inandıkları için insanlar o çukurun içine atıyorlar diyor Böyle bir şey düşünebilir insanlık vicdanlık böyle bir şey kaldırır mı? Şimdi Kur'an-ı Kerim ne diyecek bu adamlara? Ne güzel şey yaptınız ya siz gerçekten tebrik ediyorum sizi. Hakikaten çok insan mısınız mı diyecek Kur'an-ı Kerim? Tabii ki eleştirecek Kur'an-ı Kerim bunu. Ama kimi eleştiriyor? Bu zulmü yapan insanları eleştiriyor Kur'an-ı Kerim. E, mesela savaş konusunda da. Şimdi mesela Tövbe Suresi'nin 5. ayeti. Hani internet ortamında çok çekiştirildiği, kullandığı için müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Kim? Kardeşim o müşrik. Ama böyle bir cümle söylerseniz de ben evet, ne anlarım? Ama şimdi bakın. Karşıma çıkan inanmayanı öldüreceğimi hayır, düşünüyorum. Hayır, şimdi, şimdi öyle anlayabilirsiniz ama işte bakın ben size açıklayayım. Bir kere e, İngilizce'deki the article gibi e, el takısı vardır Kur'an-ı Kerim'de. Hmm. Yani belirteç, belirli o müşrikler. Hangi müşrikler? Size savaş açan, sizi öldürmeye gelen müşrikler. Ya ayet bunu açıklıyor. Ayetin bir bağlamı var. Öncesi sonrası var. O kavramı kullanım amacı var orada. Yani müşrikler sizi öldürmeye geliyorlar. Ne diyecek Kur'an-ı Kerim? Bir yüzünüze tokat atana diğer yüzünüzü çevirir mi diyecek? Yani ne diyecek? Tabii ki kendinizi müdafaa edeceksiniz. Artık o müşrikleri öldürebilirsiniz diyor. O müşrikleri. Yani o müşriklerin öldürülmesinin sebebi bakın müşrik olmaları değil. Onların size saldırıyor olmaları. Yani orada nefsi müdafaa hakkı var. Ama ne diye algılıyor insanlar? Biraz da işlerine geliyor bazı insanların. Ha bir insan müşrikse ya da dinden çıktıysa ya da ateistse Bak Kur'an onları öldürün diyor. Evet. Ya Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki artık gerçek size gelmiştir. Dilen iman etsin, dilen inkar etsin. Yine mesela Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize deniyor ki Allah dileseydi yeryüzündeki insanların tamamı da iman ederdi. Şimdi iman etmiyorlar diye sen mi onları imana zorlayacaksın? Yani Allah insanlara inanma ve inanmama özgürlüğünü Allah tanımış ya. Çünkü şu var bakın. İslam adam eksiltme dini değildir. Adam kazanma dinidir. İnsan kazanma dinidir. İslam Toprak fethetme dini değil de İslam yürek fethetme dinidir. E, Tövbe suresinin 5. ayetinde devamlı der ki eğer o müşriklerden herhangi birisi senden aman dilerse yani seninle savaşmayı bırakırsa onunla savaşma ve onu güvenli olacağı bir yere kadar ulaştır der. Ya bu nasıl o zaman onun öldürülmesiyle ilgili bir şey? Oradan zaten açık bir şekilde anlaşılıyor ki sana saldırıyorsa o adamı öldürme hakkım var. Onun öldürmesi sebebi müşrik olması değil. Anlatabiliyor muyum? Ne zaman ki Müslümanlar birbirlerine düştüler. İşte ne zaman ki Müslümanlar bilginin önem ve değerini yitirdiler, ne zaman ki düşman, Müslümanlar özgür düşüncenin önem ve değerini yitirdiler. Bakın Abbasi saraylarında birçok farklı inançtan, kültürden insanların böyle Platon Akademiyası'ndaki gibi çok ciddi ve derin tartışmalar yaptığı kaydediliyor. Yani bugün hiçbir Müslüman ülkede olmayan özgürlük ortamının o dönemde insanlara tanındığı görülüyor. Yani bu özgürlük, özgür düşünce ve özgürlük ile bilgi Gelişir ve yetişir. İnsanlar özgürce düşünebilecek, özgürce ifade edebilecek, özgürce savunabilecek ki doğru bildiğimiz yanlışlardan kurtulabilelim ve doğruları tesis edebilelim. Bu açıdan baktığımızda problem İslam'dan değil Müslümanların büyük bir kısmının bugünkü anlayışından, zihniyetinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Emre Bey çok teşekkür ederim. Sorularımın sonuna geldik. Gerçekten sabrınız için ve benim bir hayalimi gerçekleştirdiğiniz için ayrıca minnettar bize size. Benim için de büyük keyifti. çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum ama gerçekten çok büyük bir hizmet Emre Bey'in yaptı. Bütün kitaplarının pdf'sini internet sitesinden hiçbir ücret ödemeden indirebiliyorsunuz. Bu tarz sorular sizin de kafanıza takılıyorsa bunun gibi birçok sorunun cevabı özellikle bu kitapta var. Sadece bu kitabı inceleme şansım oldu ve diğer kitapların dediğim gibi internetten indirebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.